Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 26 Mayıs 2016 Perşembe. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Adalet ve Kalkınma Partisi Ersincan İl Başkanı Orhan Bulut yapmış olduğu basın açıklamasıyla AK Parti Büyük Kongresi'ni değerlendirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Ersincan İl Başkanı Orhan Bulut yaptığı basın açıklamasıyla AK Parti Büyük Kongresi'ni değerlendirdi. Bulut, Erzincan'dan 125 araçla katılım sağlandı. Bu katılımı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erzincan tarihi görevini yerine getirmiştir diyerek sosyal medyada yapılan eleştirilere de cevap verdi. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli Erzincanlı hemşerilerim, herkesin bildiği gibi İkinci olağanüstü kongremizi pazar günü gerçekleştirdik. Erzincan AK Parti Teşkilatı olarak bu kongremize 125 araç ve 3000 kişiyle katılım sağladık. Bu katılımı sağlayan özellikle başta Erzincan İl Teşkilatımıza, belediyelerimize, ilçe teşkilatlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum örgütlerinden ticaret odamız, esnaf odamız, sendikalarımız, MÜSİAD ve iş adamlarımızdan katkı yapan, bize yardımcı olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Ve buraya çile çekmek için yollara düşen, hakikaten gelen, orada da çileli bir yolculuğa talip olan 3000 kişiye de ayrıca teşekkür ediyorum. Erzincan tarihi bir görevini yerine getirmiştir. Belki ilk defa bu kadar büyük bir insan sayısı ve araçla böyle bir kongreye katılım gerçekleştirmiştir. Bu katılımda üstüne düşeni yapan Erzincan İl Teşkilatımız ve sivil toplum örgütlerimiz gerekli çalışmayı yapmış ve Erzincan ayağında üzerine düşeni yapmıştır. Bunun sonuç itibariyle gerçekleşen kongrede de medarı iftarımız, Sayın Bakanımız Binali Yıldırım Başbakan olarak ve Genel Başkan olarak seçilmiştir. Cenab-ı Hak utandırmasın, hayırlı uğurlu etsin. Erzincan'da partili, partisiz, inanıyorum ki herkes bu konuya son derece sevinmiş ve gurur duymuştur. Ama şu da bir gerçektir ki bu tür organizasyonlarda bir takım eksikler, hatalar ortaya çıkabiliyor. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi özellikle Erzincan'ın medyadan ziyade sosyal medyada işte içeri insanların giremediği ve çok çile çektiği noktasında da bütün eleştiriler il teşkilatının üstüne geliyor. Tabii bunları biraz insafa davet etmek lazım. Acaba bu eleştiriyi yapan arkadaşlar Sayın Başbakan'ın seçilmesinde bir oy bile katkıları var mı? Böyle bir organizasyona gelip katılmışlar. Yani hiç böyle bir organizasyonun içinde olmaz, gelmez ama uzaktan gazel okurlar. Bunların okuduğu gazelinde hiçbir anlamı yoktur, bir değeri de yoktur. Hiç kimse kusura bakmasın. Erzincan İl Teşkilatı, Erzincan ayağında üzerine düşeni yapmıştır. Ve Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız bununla ilgili her türlü bilgiye sahipler. Ama 60 bin kişinin katıldığı, büyük bir izdaham oluşan kongrelerde salonun kapasitesi 10 bin civarında. Bunun 4-5 bini davetli. İçeriye giren vatandaş sayısı 5-6 bin. Türkiye genelinde de herkese bir yer ayrılıyor. Erzincan Teşkilatı'na da bir yer ayrılmıştı. Bu izdahamdan dolayı oraya toplu bir şekilde girmede sıkıntı oluştu. Bu sıkıntılar zaman zaman bu tür büyük organizasyonlarda yaşanır. Ama burada herkes şunu bilmeli ki Erzincan İl Teşkilatı'nın, İl Başkanlığı'nın o kongreye adam sokmayla ilgili yapabileceği bir şey yoktur. Bu tamamen izdihamdan gerçekleşen bir neticedir. Onun için buradaki katılımı dikkate almayan, bu verilen emeği dikkate almayan arkadaşlar herhalde bunun rahatsızlığını çekiyorlar. Niye bu kadar araçta böyle bir destek Erzincan'dan geldi?
Bence onun sıkıntısından dolayı işte efendim kendileri mazeret arıyorlar. Onun için bunların hiçbir anlamı yoktur. Biz müşteriyiz. Üzerimize düşen görevi yaptık. Bunlarla mutluyuz. Bundan sonrasına bakıyoruz. Biz ufak meselelere takılamayız. Bundan sonra Erzincan'ımıza ne yapacağız? Sayın Başbakanımızı Erzincan'a geldiğinde nasıl ağırlayacağız? Erzincan'a başbakanlığın süresince nasıl yatırımlar alacağız? Biz bunun çalışmasına devam edeceğiz. Onun için bu anlamdaki yapılan eleştirileri ben kendilerine iade ediyorum. Bunu yapan arkadaşların da bu partide bir oy bile katkıları olmayan arkadaşlar olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Bu kongrenin neticesinde sabahleyin, pazartesi günü sabahleyin uçakla buraya geldik. Tekrar Sayın Başbakanımızın yapacağı salı günkü grup toplantısına Erzincan'dan katılım istendi, 300 kişilik. Tekrar organize olduk Sayın Belediye Başkanımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, İl Genel Meclisimiz, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ve buradan iki otobüsle tekrar yola çıktık. 24 saat buradan gittik o toplantıya katıldık. Tekrar gerisin geldiğinde gece 3.30'da buraya geldik. Bu emeği görmek lazım. Kimse kusura bakmayacak. Buradaki bu teşkilatta çalışanlar, oraya gelenler herhangi bir para almıyor. Bunlar gönüllü erler. Bunlara saygı duymak lazım. Bu emeğe saygı duymayanlar kendilerine de saygı duymuyorlardır. Böyle kimseye de pabuç kaptıracak değiliz. Kimse kusura bakmasın. Burada Erzincan sivil toplum örgütleriyle, belediye başkanlarıyla hepsi üzerine düşeni yapmıştır. Ama bu kongreler öyledir arkadaşlar. Kongre hayatında katılmayan arkadaş eleştiri yapıyor. Yani kongreye hiç gittin mi kardeşim sen? Hiçbir partinin kongresinde, Erzincan'ın gelişmesinde bir katkın var mı? Ben Orhan Bulut olarak 1991'den beri siyasetin içindeyim. Erzincan'da siyasetimde, ticaretimde verdiğim emeğin binde birini veremeyenler eleştirme hakkı yoktur. Kusura bakmayacağım. Biz her şeyimizde, ticari yaşantımızda, siyasi yaşantımızda Erzincan'a damga vurmuşuzdur. Bunu çekemeyenler varsa kusura bakmayacaklar. Eleştirme hakkı da görmüyorum onları. Yani ben eleştirenlerin benim kadar Erzincan'a katkısı olanların hakkıdır. Hiçbir katkısı olmayanların hakkı değildir arkadaşlar. Kimse kusura bakmayacak. Böyle uzaktan gazete okuyarak bizim yaptığımız başarılı organizasyonları kimse gölgeleyemez. Buna da müsaade etmeyiz. Sayın Başbakanımız da bunu biliyor. Efendim bir takım dedikodularla her gün bir dedikodu üreterek yok efendim şöyle oluyor, yok efendim böyle oluyor. Hiç bunların birine takılmıyoruz. Biz bir ve beraberiz. İki milletvekilimiz, Sayın Başbakanımız, buradaki belediye başkanlarımız, başta Erzincan Merkez Belediye Başkanımız, kadın kollarımız, ilçe teşkilatlarımız, il genel meclisimiz, herkes bir ve beraber şu anda başarıya kilitlenmiş durumda. Ve hiç kimsenin de birbirinin arasında problemi yoktur. Biz önümüzdeki döneme bakıyoruz ve bu dönemde Erzincan'a hangi hizmetleri yapacağımızın çaba ve gayretindeyiz. Buradan tekrar pazartesi günü gittik. Sayın Başbakanımızın grup toplantısına katıldık. Orada da sizler de televizyonlarda izlemişsinizdir. Coşkulu, hatta Sayın Başbakanımızın konuşmasına bile müsaade edilmedi. Gerek İzmir Teşkilatı, gerek Erzincan Teşkilatı, diğer katılımcılar. Müthiş bir tezahürat, müthiş bir efendim heyecan, coşku yaşadı. Onları da televizyonlardan izledi herkes. Şimdi orada da 300 kişiyle Erzincan'ı temsil ettik. İnşallah bu temsiller, bu katılımlar başarıya yansır. Yani ben anlamıyorum şunu. Bu kongrelerdeki çileye katlanmayan, efendim ve gelip sonuç itibariyle burada destek olmayan arkadaşlar, yarın öbürsü gün biz bu Erzincan'da tekrar başlayacağız. Siyasi olan partilerimizle, sivil toplum örgütlerimizle Erzincan'a neler yapacağımızı konuşacağız. Ben o zaman da onları görmek istiyorum. Buyursunlar gelsinler, bir projeleri varsa, Erzincan'a yapılacak bir yatırım varsa onlardan o fikirler istiyorum. Boş eleştirilerle bu iş olmuyor. Erzincan önümüzdeki Sayın Binali Yıldırım, Medar İftarımızın başbakanlığında Erzincan'a neler yapabilir, neler talep edebiliriz? Bunların derdinde olan, bunlarla ilgili fikirleri bekliyorum. Bu fikirleri de onlardan bizzat özellikle böyle sürekli sosyal medyadan ahkam kesen arkadaşlardan isteyeceğim. Kendilerini de davet edeceğim. Buyurun,
eleştiri yapmak çok kolay. Bir şey yaparsınız, ondan sonra onu herkes eleştirebilir. Buyurun siz bir şey yapın, bakayım ben sizi bir nasıl eleştiriyorum veya nasıl değerlendiriyoruz. Onun için bizlerin bu anlamdaki samimiyeti ve teşkilatımızın birlik beraberliği herkes tarafından kıskanıldığını ben düşünüyorum. Erzincan 125 araçta oraya katılmış. Değerli arkadaşlar, İstanbul kaç araçta gelmiş? 80 araçta, 25 milyonluk bir il. İzmir kaç araçta gelmiş? 50 araçta gelmiş. Yani bu katılımı kimse gölgeleyemez. Bu Erzincan'da bir tarih yazmaktır. Bu Erzincan'daki katılım tek başına teşkilatın başarısız da demiyorum. Başkanım, gelen araçların yarısından çoğu Kızılay'da, Ulus'ta geziyordu. Şimdi değerli arkadaşlar, bu organizasyonlarda bu da mümkün. Yani siz buradan organize ediyorsunuz, aracın başına bir sorumlu veriyorsunuz ve bu sorumlu arkadaşımızla beraber araçları oraya götürüyorsunuz. Teşkilatın yapabileceği buradan oraya kadardır. Yani ondan sonra oraya katılan arkadaşlar çileye katlanacak, gezmeye gitmiyoruz. Orada kapıları zorlayacak, o kapıların içerisine girmek için gayret sarf edecek. Yani o toplu durmayı başaracak. Yani bu organizasyonda bu tür aksaklıkların yaşanması da mümkündür. Selçuk Bey, yani gerçekten bunu siz defaatle, sizler de oradaydınız. Bütün medya mensupları Erzincan'dan oraya geldiler, katıldılar. Aynı şeyleri beraber yaşadık. Biz buradan araçlar çıkarken bu 125 aracın başlarındaki arkadaşlara, buradaki organizeyi yapan arkadaşların hepsi şunu söyledi. Değerli arkadaşlar, kongreye biz en fazla 500 bin kişi girebiliriz. Biz 3 bin kişi gidiyoruz. Bu 3 bin kişinin içeri girmesi mümkün değil. 500 veya 1000 kişi girebilir. Ha, bunların geri kalanlarına tavsiyemiz şudur. Saat 11 gibi Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konuşması bitince salonda boşalmalar oluyor. Eğer hepimiz salonun önünde olursak içeriye girmemiz mümkün. Sayın Başbakanımız Binali Bey'i o zaman konuşmasında destekleyebiliriz. Ama buna hassasiyet göstermek lazım. O saate kadar ayakta beklemek lazım. O kapıların önünden ayrılmamak lazım. Yani bu noktada bu gayreti göstermeyince sonra dönüp de eleştirmeyi yapmak çok kolay bir iş. Yani bunu defaatle biz uyardık. Hatta teşekkür konuşması için Sayın Başbakanımızın işte seçimleri tamamlandı. En son açıklaması yapıldı. Teşekkür konuşması. Orada iki teşkilat vardı. Bunu kimse görmüyor. Birisi İzmir teşkilatı, birisi Erzincan teşkilatı. Yine orada 300-400 tane Erzincanlı, 200-300 tane de İzmirli vardı. Ve Sayın Başbakanımızın o teşekkür konuşmasına coşkuyla katıldılar ve oradaki tezahüratlarını yaptılar. Ama bu tabii iyi tarafını kimse görmüyor bu işin. Ha, daha iyi olabilir miydi? Mükemmel olabilir miydi? Olabilir değerli arkadaşlar. Bunları da tabii ki biz daha dikkat alacağız. Bundan sonraki süreçte belki sayın vekillerimiz, bizler bu konuyla ilgili daha iyi bir çalışma yapıp insanların orada Erzincan'ın reklamını yapması anlamında bir gayret daha göstermemiz gerekiyor. Bunu da inkar etmiyoruz. Bir de Erzincan'ın tulum peynirini. Adam eleştiri yazmış. Efendim, tulum peyniri yemek için Ankara'ya gitmeye ne gerek var? Ya yok ya, çok uyanırsın ya. Ya arkadaşım, Erzincan'ın tulum peyniri markadır. Biz bu kongrede 10 bin kişiye bunu tattırmışız. Be insaf. Yani bu insanlar orada bu tulum peyninin reklamını görmüş. Erzincan'da bir katma değer üretmişiz. Bu insanların Erzincan tulum peynirini tadıp ve yarın öbür gün bununla ilgili taleplerini artırmışız. Yani bunu böyle bakacak yerde ama eleştirilecek yer arıyor. Yani bunlara da yani söyleyecek bir laf yoktur. Başkanım, eleştirilere çok fazla takılmadım. Başbakanımızın yakın zamanda Erzincan'a bir ziyaret programı var. Şu an için tabii ki bunu bilmiyorum. Sayın Başbakanımızın ancak çok yoğun bir programı var. Biliyorsunuz neredeyse 3 gün de yani ses hızıyla bir hareket oldu. Başbakan kongreden çıktı. Gitti, görevi kabul etti. Görevi kabul etti, döndü. Efendim, Bakanlar Kurulu'nu. Bakanlar Kurulu'ndan sonra döndü hemen meclise, hükümet programını arz etti. Hükümet programının günü, efendim, güven oyu var. Şimdi bu süreci bir tamamlayacak. Herkes bir yerine oturacak. Değerli arkadaşlar, başbakanlık bakanlık gibi değil. Çok mesuliyetli. Türkiye'nin bütün problemleri Sayın Başbakanımızın efendim koordinasyonuna kalıyor. Haliyle bizim onun yanında bulunan sayın milletvekillerimiz, genel müdürlerimiz, efendim teşkilatlarımızın Sayın Başbakanımızın üzerine yük alması lazım. Ona yardımcı olmamız lazım. Yani bu anlamda biz de ilk ziyareti Erzincan'a bekliyoruz. Sayın Başbakanımıza da bu konuyu arz ettik. İnşallah
tabii ki devletin bir de yürüyüş şekli var. İmkan olursa, ben inanıyorum ki Sayın Başbakanımız da en az bizim kadar Erzincan'a gelmeyi arzu ediyordur, istiyordur. Ama programlar nasıl gelişir? İlk önce nereden başlar? Şu anda ben bilmiyorum. Cumhurbaşkanımızla birlikte bir İzmir ziyareti. Olabilir. Yani İzmir'de bir de arkadaşlar, ben İzmir İl Başkanı'yla da konuştum. En son işte dünkü grup toplantısından sonra dedim, biz rakip falan değiliz Sayın Başkanım. Yani bizim birimiz diyeceğiz ki Binali, diğerimiz diyeceğiz Yıldırım. Yani biz tezahürat da öyle yapacağız ve birbirimizle diyaloglarımızı da geliştireceğiz. O da Sayın İzmir İl Başkanımız da şunu söyledi. Dedi ki biz bir otobüste sizi ziyaret edelim, siz de bizi ziyaret edin, birbirimizi ağırlayalım. Ve bu konuda birlik, beraberlik ve omuz omuza hem İzmir'imize Sayın Bakanımız hizmet edecek, hem Erzincan'ımıza, hem Türkiye. Yani bu anlamda zaten Binali Bey'in bakanlığı döneminde Türkiye'nin neresine hizmet etmediği var ki bundan sonra da olsun. Yani bu anlamda zaten bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum. Onun için İzmir Teşkilatı da bizim teşkilatımız. Yani Erzincan'daki partili olmayan arkadaşlarımız sanki böyle İzmir'in yaptığı tezahürattan efendim birazcık rahatsızlık duyuyor. Ben rahatsızlık duymuyorum arkadaşlar. İzmir de bizim ilimiz. Erzincan da bizim ilimiz. Türkiye bizim artık. Biz biraz da öyle düşünmeliyiz. Yani Sayın Başbakanımız artık Türkiye'yi kapsayan bir yere gelmiştir. Biz mikro milliyetçilikle efendim sadece Erzincan'a ait. Bu Erzincan'ın medarı, iftiharıdır, gururudur ama Türkiye'nin her yerine hizmet edecektir. Bundan da biz gurur duyacağız, zevk alacağız. Zaten bakanlığı döneminde Türkiye'nin her yerinde, yollarında, havaalanlarında, efendim deniz işletmelerinde, hızlı trenlerinde, her yerinde hizmeti var. İnşallah bundan sonra da hem dış politikada, hem iç politikada, hem milli eğitimde her anlamda hizmeti daha genişleyecek. Bunlara böyle bakmak lazım. Kısır çekişmelerden ziyade Erzincan sivil toplum örgütleriyle, hatta partileriyle, efendim ticaret erbaplarıyla oturup bundan sonraki süreci bizim değerlendirip daha neleri yapabiliriz, Erzincan'a neleri üretebiliriz, Erzincan'a nasıl bir yatırım alabiliriz, hangi projeleri Sayın Bakanımızın önüne götürürüz, buna bakmamız lazım. Bence asıl önemli nokta burası. Bu eleştiri yapan arkadaşlardan proje bekliyorum. Bu eleştiri yapan arkadaşlardan bu konuyla ilgili katkı bekliyorum. Face'den de yazabilirler, önemli değil. Başkanım, onlar... Erzincan İl Teşkilatı, AK Parti Teşkilatı kongreye gidecek yönünde söylentiler ve kulislerde. Yani 36 ilin, Türkiye genelinde 36 tane ilin kongre gideceği. Bunlardan biri de Erzincan olduğu söyleniyor. Hatta adaylar çıkmaya başlandı Erzincan'da. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Vallahi şimdi şu anda benim öyle bir bilgim yok. Bunların da işte o eleştiri yapan arkadaşların sosyal medyada yaydıkları, efendim insanlara işte eleştiri olarak getirdikleri konular. Bizim AK Parti'yi bilmeyenlerin söylediği şeydir. Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün kongrede Sayın Bakanımız Binali Yıldırım'a başbakanlığı devretti. Bir problem var mı? Yani il başkanlığını biz başkasına devretsek ne olacak? Çok mu önemli arkadaşlar? Ya biz dava adamıyız arkadaşlar. İl başkanlığı biz, olarak bir organizasyon düzenleyip de başbakanı ziyarete gitmek planlıyoruz. Tabii ki. Tabii ki Sayın Başbakanımızın bir kere bu şu yoğun dönemi atlattı. Allah nasip ederse önümüzdeki dönem sivil toplum örgütlerimiz de Erzincan'dan yine büyük bir katılımla Sayın Başbakanımızın da randevusunu alarak bir müsait zamanında böyle bir şeyi planlıyoruz. Bunu inşallah önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Ama Selçuk Bey'in sorduğu soru önemli. Ben il başkanı olduğumdan beri herkes bu noktada bir eleştiri yapıyor. Bakan Bey'le arası iyi değil. Milletvekilliği değil. Yarın gidiyor. Öbür gün falanca geliyor. Değerli arkadaşlar, ben siyaseten bir yere gelmedim. Ben Orhan Bulut olarak Erzincan'da yaptıklarımla, ticaretimle, dürüstlüğümle bir yere geldim. Bu yıl başkanlığının bana verdiği için. Ve ben bu yıl başkanlığını Allah rızası için yapıyorum. Ben bu yıl başkanlığını bir yere gelmek için yapmıyorum. Eğer yapıyorsam Allah bana nasip etmesin. Hiç kimse kusura bakmasın. Benim verdiğim emeğin binde birini vermeyenler siyasette ahkam kesiyorlar. Bunlara da pabuç bırakmayacağım. Var ol başkan. Sonuna kadar da bu işte devam edeceğim. Ama yani benim il başkanlığım Erzincan'ın AK Parti'de gelişmesine, efendim çalışmalara bir engel oluyorsa bırakmasın da bilir. Benim il başkanlığına da ihtiyacım yoktur. Kimse kusura bakmasın. Ama bu partiye bir oy bile vermeyenlerin bunu eleştirme, benimle ilgili yorum yapma hakkını da kimseye görmüyor. Kimse kusura bakmayacak. Teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, Erzincan'da dış ticaret hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.
Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinatörlüğünde Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Erzincan'da dış ticaret hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminere Belediye Başkan Yardımcısı Sami Mollaoğulları, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sarak, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Melih Leylioğlu, Erzincan Müsiyat Başkanı Murat Yurt ve çok sayıda firma ve firma çalışanları katıldı. İran, dünyadaki ortalığı olarak söylüyorum, en büyük 3 ila 5 petrol ülkesi arasında dünyada. Ve en büyük 3 ila 5 yani. En kötü şeyle 5'e konuyor, en iyisinde 2'ye 3'e konuyor. Bunların ikisinde de petrol ve gaz ülkesi. Yani şöyle diyebiliriz, evet, dünyanın en önemli petrol ve doğal gazı olan ülkelerden bir tanesi. İlk 3'te sayabiliriz bu açıdan diye. Anlatabiliyor muyum? Özellikle bizim bölgemiz açısından, yani Avrupa açısından çok daha kritik. Neden? Çünkü mesela Rusya'nın çok fazla rezervi var ama Rusya'nın bir de tüketimi var. Şimdi mesela Venezuela'nın çok fazla rezervi var, değil mi? Çok fazla rezervi var. Bütün o karmaşanın sebebi de o yani. Ama ama çok uzak yani Avrupa piyasasına giremiyor. İkincisi çıkartması çok pahalıya mal oluyor. Çünkü altyapısında sıkıntılar var. Dolayısıyla bu Rusya ve Venezuela'yı da geride alırsanız arka plana, İran hem petrolde hem de doğalgazda dünyada ilk üçte olan bir ülke. Sayın seyirciler, Erzincan İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Erzincan'da ortaokullar nezdinde ilk kez çıkartmayı düşündükleri gazete için Milli Eğitim Müdürü Aziz Günü makamında ziyaret ederek soru yağmuruna tuttular. Erzincan İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Erzincan'da ortaokullar nezdinde ilk kez çıkartmayı düşündükleri gazete için İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Günü makamında ziyaret ederek soru yağmuruna tuttular. Erzincan İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Hatice Betüldemir, Nur Efşan İçer, Miraç Nur Serici ve Ayşe Elif Buyruk yapmış oldukları çalışmanın tamamen öğrencileri kapsayacağını belirterek İl Milli Eğitim Müdürümüzü tanımak ve Genç Bilgin adlı gazetemiz hakkındaki görüşlerini almak için burada izlediler. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise öğrencileri tebrik etti. Erzincan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri çıkaracakları gazeteye haber için gittikleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gazeteciler ile karşılaşmaları kendilerine sürpriz oldu. Haber için geldiklerken şimdi biz haber olduk diye espri yapan öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün yardımcı olarak bakın abileriniz burada, onlardan da faydalanabilirsiniz dedi. Biliyoruz. Evet. Peki sosyal hayatınızda neler yapıyorsunuz? Vallahi sosyal, işte en kötü soruyu sordu. En son soruyu sordu kimse. Şimdi Erzincan küçük bir yer. Birçok öğretmen arkadaşlarımızın, birçok öğrencilerimizin hatta bu sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili olarak genelde şikayetçi oluruz. Bununla ilgili olarak biz Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü olarak verilen öğretmenin projesi kapsamında sosyal, farklı, kültürel etkinlikler yapmayla ilgili olarak son 2 yıldır yaklaşık 1000'e yakın öğretmenlerimizle bir araya gelmek, gelerek bağlama, efendim yüzme, efendim kati sanatıyla ilgili, tiyatro, bu gibi etkinliklerin içerisinde zaman zaman gidiyoruz, zaman zaman giriyoruz, biz de nasibimizi alıyoruz. Bir bütünlük halinde izlediğimiz veya fotoğrafını çektiğimizde Erzincan Türkiye'nin en şanslı illerinden biri. Erzincan Eğitim İlgi olarak. Ha bu şanstan henüz daha okulumuz şanslı değil. Niçin onu söyleyeceğim. Fiziki mekan olarak bizim Erzincan Türkiye'nin en iyi illerinden biri. Belki de iyi illerinden demeyelim de iyi ilidir diyebiliriz. O kadar da iddialı. Tek tük sıkıntılarımız sizin okulunuzda olduğu gibi eğitim ve öğretimde olmazsa olmazların bir tanesi de fiziki mekanlardır. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonluğunda hacı adaylarına il müftülüğü tarafından seminer verilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacı adaylarına il müftülüğü tarafından seminer verilmeye başlandı. Seminerler hakkında bilgiler veren Müftü Yardımcısı Doktor Mehmet Reşat Şavlı gereken bütün eğitimlerin verildiğini ifade etti. Erzincan İl Müftülüğü olarak hacca gidecek olan kıymetli hacılarımıza çeşitli şekillerde tecrübeli hocalarımız tarafından başta Sayın İl Müftümüz olmak üzere İl Müftü Yardımcıları ve
kıymetli müdürlerimiz olmak üzere seminerler tertip etmekteyiz ve hacılarımızın bu kutsal ibadeti hasretle bekledikleri, ömürde bir defa nasip olan bu hac ibadetini en güzel şekilde, madden ve manen en güzel şekilde yerine getirmelerini, mebrur bir hac yapmalarını sağlamak için çaba sarf etmekteyiz. Verdiğimiz seminerlerde hem teorik olarak hem de pratik olarak uygulamayla da göstermekteyiz hac ibadetinin yapılış şeklini. Hacılarımız bundan en güzel şekilde elhamdülillah istifade etmekteler ve şu ana kadar bütün umre seminerlerinde ve hac seminerlerinde gördüğümüz kadarıyla inşallah ciddi manada istifade etmekteler ve bizler de hem kendimiz istifade etmekteyiz hem de bu sevaba inşallah ortak olmak suretiyle sevap almaktayız. Bu seminerlerimiz şu anda bugün üçüncüsünü yapıyoruz. Ayrıca hanımefendilere ait, sadece hanım hocalarımız tarafından hanımefendilere ait özel bir seminerimiz de var. Bunu da yaparak inşallah tamamlıyoruz ve hacılarımızı bu kutsal yolculuğa uğurluyoruz. Seminerlerde ne tarz eğitim veriyorsun hocam? Seminerlerde evdeki hazırlıktan başlamak suretiyle hacca hazırlık, ihrama hazırlıkla başlıyoruz. Havaalanına girişte yolculuk dahil olmak üzere havaalanında eğer direkt Mekke'ye gideceklerse havaalanında ihrama girmeleri suretiyle o ihram sürecini anlatıyoruz. Daha sonra da Kabe'ye varıncaya kadar hatta otelde ve o hac boyunca yapmış oldukları ibadet boyunca gerek insani ilişkiler ve bunun özellikle bir manevi bir yönü olması hasebiyle bu ibadetimizin orada nasıl daha fazla sevap alabilirler? Bu ibadeti Allah'ın rızasına mazhar olacak şekilde nasıl daha güzel yapabilirler? Bunu anlatmak da dahil olmak üzere her yönüyle seminerlerimizi hem teori hem de pratikte en güzel şekilde vermeye çalışıyoruz. Sayın seyirciler, geleneksel çocuk oyunları, müsabakaları devam ediyor. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Federasyonu kapsamında geleneksel çocuk oyunları müsabakaları devam ediyor. Çocuk oyunları müsabakalarına okullar tarafından yoğun katılım gerçekleştirildi. Geleneksel çocuk oyunları il koordinatörü Fatih Seser yapılan müsabakalar hakkında bilgiler verdi. Seser Ergen'e beden eğitim öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda geleneksel çocuk oyunları il koordinatörüyüm. Evet, yapılan etkinliklerde yarışmalar hakkında bilgi verelim. Yapılan etkinlikler hakkında bilgi vereyim sizlere. 2015-2016 eğitim öğretim yılı kapsamında Okul Sporları Federasyonu kapsamında geleneksel çocuk oyunları yağ satarım, bal satarım, bendir kapmaca, tombik oyunu ve yatan top oyunlarımız var. 5-6 ve 7 sınıflara yönelik. İlkokullara yönelik de 2. sınıflara yönelik dairesel bayrak koşusu, 3. sınıflara yönelik pasiye torba satma oyunu, 4. sınıflara yönelik ise çemberle işbirliği oyunumuz var. Biz daha önce bunları elemelerini yaptık. Bu hafta başladığımız müsabakalar final müsabakaları. Dün ve önceki günler final müsabakalarını yaptık. Bugün ve yarın ise bugün tombik oyunun final müsabakasını yapacağız. Yarın da kaleli yakan top müsabakasının finalini yapacağız ve bu seneki geleneksel çocuk oyunlarını bitireceğiz. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.